Merhabalar. Başak burçları, Güneş'likselen Ay burcu Başak olanlar nasılsınız? İnşallah çok çok iyisiniz. Bugün Ekim ayına özel bir kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her şeyin hayırlısının, en güzelinin sizlerin olmasına niyet ediyorum. Hadi bakalım her şey hayırlısı, uğurlusu olsun. Bu arada yani kısmetler maşallah taşıyor, taşıyor, taşıyor. Güzellikler sizlerin olsun. Bakın hemen fark ettiğinizi ben düşünüyorum. Şurada bir sıkıntı vardı dağ gibiydi bir anda pat aşağıya düşüverdi. Birilerini alt etme gibi. Tutup aşağı fırlatma gibi. Birisinin sizin yerin olmanız gereken bir yer vardı. İşte ailenin başı, baş tacı olma, o iş yerinde daha yukarılarda olma, daha ön planda olma. Birisinin yanında aslında sizin olmanız gerekiyordu. Onun gönlünde ya da onun yani sizin lafınızın dinlenmesi gerekiyordu diyelim. Ama olmadı mı? Şimdi bunu size kim yaptıysa çünkü soldan düştü. Demek ki sizi üzmüş bir olay yaşanmış. Önünüze, aşkınıza, işinize, birikimlerinize engel konulmuş. Şimdi bu genellikle şunu anlatır. Aniden birilerinin düşmesi. Ha, bir şeyleri çıkar. Arka planda belki para yiyordu bilemiyorum. Bir şeyler yapıyordu, büyümü yapıyordu, başka şey mi yapıyordu? Yoksa çeşitli e, laflar, sözler araya karıştırıp sizi ne birilerini düşman ederek mi böyle uzaklaştırdı? Ne varsa ortaya çıkar. Onun o kendi kendine inşa ettiğini zannettiği şey çöker ve bir anda bakın. Yani uzun sürmez. Tak bir gün içerisinde işten çıkarılıverilir aile dışına itili verilir. Arkadaş ortamından silinir ve size çeşitli geri dönüşler e, bu dönemde olabilir. Fincanınızın şu güzelliğine bakar mısınız? Yani şu fincanın aydınlığına, şu fincanın temizliğine bakın. Görüyor musunuz? Sizin için sağdan sağdan yollar açılmış ve burada bir musluk akıyor ama musluk birazcık şiş Demek ki arkadaşlar ki 5 rakamları biraz kendisini gösteriyor. Bu şu demek 5 rakamı zaten genel manasıyla değişimle gelen gücü, güçle gelen değişimi anlatıyor. Ve burada Y harfi de şunu anlatıyor. Tamam ben değiştiriyorum ama güç gelmiyor. Ya da güçlendiğim zaman istediğim değişimi yapamıyorum çünkü şak önümü kesi veriyorlar. Yani ne güçlenmeme ne değişmeme e, izin vermiyorlar ben çabaladığım zaman daha da sıkıntıya düşüyorum ya laf ediyorlar ya söz ediyorlar bir şekilde engel oluyorlar diyorsanız belki ilişkide hani ben mi hatalıyım deyip kendinizi değiştirmeye çalışınız. hani böyle bir çabanız vardı eğitimdir iştir kariyerdir aile içi ya niye böyleyiz e, bende mi bir sıkıntı var hani kendinize dönüp sorduğunuzda bununla alakalı bir değişim durumu var arkadaşlar çok güzel iki tane net yolunuz var. Ya Belki de size şöyle söylüyordur. Seni kendinle düşman eden adında soyadında özellikle N, S, Z, L, E harfi olan o insanla artık görüşmüyorsun. O iş yeriyle, o şehirle, o yerle artık alakan kalmıyor. Çünkü sana genişinden, en genişinden özellikle şu, başka yollar açılıyor. Sen buradan devam et güzel Başak Burcu. Sınırlarını burada aşıyorsun yani bir şeyi illaki düzelteceğim diye uğraşma zaten uğraşmaktan yani e, için çökmüş kalbin çökmüş kalbin sönmüş yani yorulmuşsun artık bunlarla uğraşmana gerek yok birisiyle konuşup anlaşıp evet onun maddi manevi desteğiyle tekrardan ayağa kalkabilirsiniz çünkü sağ taraftaki yollar arkadaşlar geçmişte sıkıntı yaşamışsın olabilir ne yapalım? Ölelim mi geçmişe sıkıntı oldu diye? Hayır. Devam etmen gerekiyor. İşine, aşkına, okuluna param vardı çalındı bir şey oldu. Gelir gelmez Allah bilir. Ama senin gene de devam etmen gerekiyor. Yani öf sıkıldım oynamıyorum demek gibi bir durum yok burada. Tam tersine size bakın bir şeylerde hala devam etmen gerekiyor. İlla ki o kişiyi bekleme. Başkası geliyorsa devam. Çünkü belki o da Hayatına devam ediyor. Tabii ki bu bir aşk bakımı Değil. Ee, ama dediğim gibi Durduğun yerde durmuyorsun Senin iki tane arkadaşın bak Güzel yolun var. Burada da bir Devam durumu var. O iş yerinden cevap gelmedi Ben yetersiz miyim? Hayır değilsin ee, Belki orası senin için çok düşüktü Başka yerlere başvur. Devam et Şeklinde bir mesaj alabiliriz Ve dediğim gibi sağ taraf olumlu olayların Olduğu yerde ben Şunun kadar böyle löp löp bir şeyler Görmüyorum. Yani üzerinize sıkıntı yapacak herhangi bir durum görmedim ya yani başka burçta çıksa belki sıkıntılı çıkardı bu tarz bir şey ama demek ki bir başak burcu olarak e, bu olayların altından kalkabilecek kadar detaycı bu olayları halledebilecek kadar çalışkan azimli, e, üretken yönünüzü gösterdiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Sadece orada diye bakın burada da böyle çok fazla gözükmese de belli başlı yollarınız var. Bu da belki bunlara ektir. Yani hani siz burada iş istiyorsunuzdur, burada huzur istiyorsunuzdur. Bunlar devam ederken e, refah seviyeniz de ona göre ya da aşk hayatı hiç istemiyorsunuzdur. Aşktan bana ne e, diyorsunuzdur ya da hayatımda aşk yok diyorsunuzdur ama ekstradan çıkabilir. Sonuçta kolektif bakım. Olabilir de olmayabilir de. Ama dediğim gibi bu çok ekstra bir durum. Aralarda da bu arada kağıtlarınız var. Tabii ki iştir, kağıt paralardır, eğitimdir, kariyerdir, mahkemeleriniz sağlık olaylarınızdır. Bunlarla alakalı kağıtların yatırım kağıtları değil mi? Ee, o internet sayfaları yok uygulamalarda değil mi? yatırım yapacağınız zaman bile o sayfalar hisse senetlerinin arasında gezdiğiniz o sayfada geziyorum diyorsunuz ya. Heh, onlar da dahildir. O mailleriniz de dahildir. Ee, bu şekilde kağıtlarınız görünüyor bu arada. Gayet de temiz gördüm söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada birisini böyle duvara doğru yaslamışsınız. Elleri burada. Hani böyle polis araması gibi böyle omzundan başlayıp muhtemelen aşağı doğru arayacağınız bir insan. Özellikle de yedili zamanlarda arayabilirsiniz. Kalk telefon araması değil bu. Baya baya hani cebinden sigara mı çıkacak? Cebinden bir yanlış bir şey mi çıkacak? telefonuna bakabilirsiniz. Çünkü şüpheleriniz var. Bana ders çalışıyorum diyor odaya giriyor. Ama bir değişim görmüyorum. Ne yapıyor? Şuraya gidiyorum diyor. Belki gitmiyor. Şüpheleniyorum. Bazı şeyler bu dönemde sizin kafanızı karıştırdığı için gizliden gizliye birisini birazcık özellikle adında soyadında E, Y, U, A, T, I ya da İ harfleri olan birisini Biraz böyle takip etme, arayıp sorma, etraftan sordurtma gibi ya da bir kontrol etme olaylarınız olabilir. Yalanını yakalayacaksınız demiyorum ama bir kontrol etmem gerekiyor. Olaylarınız olabilir sevgili arkadaşlar. Devam ettiğimde sizi artıya geçirecek bir olay var. Daha önceden iptal edilmiş, olmamış, negatif olmuş. Biraz hayata küser gibi olmanıza rağmen burada dimdik bir duruşla bakın bismillah adımınıza atmışsınız. ileriye doğru gidiyorsunuz ama kafanızda başka yollar var. Ee, sadece bu yola gitmek için biraz desteğe ihtiyacınız var. Belki izne ihtiyacınız var diyebilirim. Ama yine de bir adımınız önceden iptal olmuş, olumlu olmamış, istediğiniz sonucu çok da alamadığınız ya da hali hazırda memnun olmadığınız bir şeyde e, ileriye doğru adımınız görünüyor. Yani çok da geçmişte kalmışsınız diyemeyeceğim. Şimdi burası sol taraf bu sol tarafı bu kadar kalabalık olmasa aslında iyidir açık ve net söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizi sürekli yük yükler. Burada bir tavuk var mesela en basitinden bir kadının maddi anlamdaki kazançlarını anlatır. Para kazanıyorsunuzdur ama paranızı istediğiniz gibi kullanamıyorsunuzdur. Ee, anneden, anneanneden, babaanneden kalan bir mal vardır. Ama burada sizin söz hakkınız olmasına rağmen e, ya da satmak istemenize rağmen satamıyorsunuzdur. Bunun gibi bir kadınla e, alakalı bir maddiyat problemi varsa ya da siz kadınsanız sevgili takipçilerim ya da işte eşiniz kız çocukları değil mi kız kardeşler o şekilde olabilir ya da bir kadın anne olabilir. Demek ki bir maddiyat konusunda e, biraz size problem çıkaran hani geliyor ama var ama benden istiyor bileziklerimi istiyor şimdi benden. Niye istiyorsun? Ya da işimin bileziklerini istiyor geri. Niye biz beraber yaptık eşimle onu? Yani nasıl isteyebilir? İstiyor da geri vermeyecek biliyoruz yani. Hani baya baya ee, oğlu için, diğer kızı için, şunun için, bunun için bizdeki yani bu kadının maddiyatını istiyor. Böyle bir olay olabilir. Yani bir kadının maddiyatı öf be lanet olsun ne paraymış, ne şeymiş, altınmış, ne elmiş ne malmış, ne mülkmüş. İşte şöyle böyle belki bir kadının üzerine kayıtlı araba varsa çok böyle biraz bunun lafı sözü olabilir. İşte bir kız varsa bir kadın varsa onun harcamaları biraz göze batabilir. Yani sadece böyle bir ağırlık görünüyor birincisi. İkinci olarak burada böyle yılan gibi bir kadın var. Adında soyadında U ve Y harfi çok net görünüyor. Onu söyleyeyim illaki hepsi olacak değil ama biraz dolgun saçlı bir kadın. Yani böyle incecik incecik saçları olan bir kadın değil ya da çok kısa saçlı olan birisi değil böyle omuzlarından aşağıda muhtemelen dediğim gibi böyle geniş saçlı yani şey dolgun saçlı bir kadın incecik görünmüyor çünkü ve biraz yılan gibi görünüyor bu kadın arkadaşlar sizin bir düşüncenizi beğenmiyor mesela sizin para kazanma düşüncenizi sizin evlenebilme ihtimali düşünceniz bir şeyleri yapabilmeniz yani bunlardan memnun olmadığı için biraz göz nazar değdirebilir. Kendinize bol bol nazardan korunmak için işte bütün duaları bildiğiniz bütün duaları okuyun. Ha, derseniz ben hani bilmiyorum dua öğrenebilirsiniz. Ya da başka bir inancınız varsa sizde artık nasıl bir korunma varsa tütsümü yakarsınız başka bir şey mi yaparsınız bilemem. İnanmıyorsanız size kalabilir o inanmayışınız. Şimdi devam ettiğim zaman Burada çok fazla şey görünüyor. 2 rakamı görünüyor. 5 rakamı görünüyor. Onun içerisinde şey harfi görünüyor. H harfi, F harfi, U harfleri yani baya bir karışım var burada. Bu harfleri unutmayın. Burada iki erkek bir kadın için sanki kavga ediyorlar. Şimdi şöyle olabilir. Bunlar iki erkek kardeştir. Ya da biri babadır, biri erkek evlattır. Anne ile alakalı bir konuda ters düşmüş olabilirler. Bu bir. İkincisi. Ee, i̇ki çocuğunuz, iki erkek evlat varsa mesela, onlar bir kadınla bir kızla alakalı, iki erkek bir kadınla alakalı. Eğer kadınsanız üzerinize alınabilirsiniz, erkekseniz bu iki erkek tarafından bir tanesi siz olabilirsiniz. Yani bir şeylerde böyle bir ters düşme olayları olabilir. Çok da uzatmak istemiyorum ama ikili ve beşli zamanlar bununla ilgili görünüyor. Bir de arkadaşlar aslında burada güzel bir şey olacak sağa doğru geliyor. Yani bir yükseliş var çünkü burada bakın bir makam koltuğu var oturuyorsunuz ya da buraya oturan birisi var çok çok güzel. Bir yerden sonra da zaten şansı mansı çok yükseliyor bir şeylerde bakın artık düz bir taban görünüyor. Yani ayakları sağlam yere basma olayları aşktır iştir finansal şeylerdir yatırımlardır paradır aşktır bunlar evet olabilir yani bir rahata erme, istediğini elde etme olayları var. Haberler alınabilir. Ama burada çok sizi sıkacak olan şey şu. Tam popomu buraya koydum derken bakın bu kadar sağ sola, sağ sola, sağ sola yani bir patika düşünün, Zikzak çiziyor. Oh be rahatladım derken hayır. Daha poponu koyamazsın. Çünkü senin varman gereken yer burası. O yüzden dur, daha değil, daha bitmedi. Yani e, daha devam etmen gerekiyor yoluna şeklinde bir olay var. Onu söyleyeyim. E, bu sadece biraz sizi yorabilir. E, bu kadar yetmez mi çalıştığım? Hayır yetmez. 6 saat çalışıyorsun. Hayır yetmez. 10 saat çalışacaksın. Valla paranın ben e, yarısını topladım. Sen yarısını toplamış olabilirsin ama fiyatlar arttı. Biraz daha çalış. Yani tam böyle rahat erdim derken şey, bir şeyler yaptım derken e, senin orada kurul düzenin var ama. Ben hamileyim. Bu çocuğa tek başıma bakamam. Çık gel anneciğim. Çık gel babacığım. Yani tam böyle rahata erdik. Çocukları evlendirdik derken size hop çağırabilirler. Yani bunun gibi kötü değil kesinlikle. Ama dediğim gibi tam rahatladım derken başka bir şey ortaya çıkabilir. Buraya baktığımda kendi ufak bir kalabalığınız var. Böyle söz gibi küçük bir nişan gibi bir şeyler olabilir. Sevdiğiniz insanlarla daha çok birliktesiniz. Onun haricinde çeşitli karşılıklı oturalım, konuşalım, sohbet edelim olayları olabilir. E, yeni ortamlar görebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışma olaylarınız olabilir. Hanenin bu şekilde açılmaması da dedikodunun medikodunun çok fazla yani hane içerisinde konuşulan şeyleri çok fazla dışarıya taşmadığını e, ifade ediyor. Zaten e, bir şeyleri kendiniz dediğim gibi dikkat ediyorsunuz. Haneye biraz daha ya da dibinizdeki insanlara biraz daha yönelmiş durumdasınız. Niyetinizde çok güzel bir şekilde okalı yani maşallah o şekilde aktı. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.